Stüdyomuzda bugün yine önemli bir isim bizimle birlikte. Polis Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Sayın Şener Şahin konuğumuz. Kendisiyle Polşad'ın yürüttüğü çalışmalar ve planları hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Şahin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle derneğiniz 2000 yılında Emniyet Şehitleri Derneği olarak kuruldu. Derneğinizin amacından, kuruluş amacından bahsedebilir miyiz? Siz de vurguladığınız gibi 2000 yılında Polis Emniyet Şehitleri Derneği diye kurulmuştu ama bazı nedenlerden dolayı 2006 yılında ismi değiştirildi. Polis Şehitleri ve Mahalli Gazileri Derneği adı altına dönüştürüldü. Zaten kuruluş amacı da derneğin aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların geride bıraktıkları dul ve yetimleriyle şehit ana ve babaları ve mahalli gazilerin problemlerini giderilmesi noktasında faaliyet yürütmek. Amacı bu zaten derneğimizin. Derneğimiz bir yardım toplama derneği değildir. Onu öncelikle vurgulamak istiyorum. Hizmet derneğidir. Netice itibarıyla. Faaliyetlerimiz bu meyanda devam ediyor. Daha ziyade tüzüğümüzde de belirtildiği üzere hukuki sorunları olan şehit aileleri ve gazilerimizin hukuki problemlerinin giderilmesinde büyük çaba sarf ediyoruz. 15 yıldır bu konuda uğraşıyoruz. Bayağı mesafe kat ettik. Ben burada şu konuyu da dile getirmek istiyorum. Son zamanlarda meydana gelen olaylarda birçok vatan evladını şehit verdik. Hala da olaylar devam ediyor. Bu uğurda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Vatan için, bayrak için hayatını kaybeden bu insanlarımız, bu meslek mensuplarımız hiçbir şart ve koşul öne sürmeden bu görevlerini ifa ediyorlar. Ve hiçbir koşul ve şart öne sürmeden hayatlarını kaybediyorlar maalesef. Çünkü bu mesleğe başlarken yeminini, vatana, millete bağlılık yemini andı içtikleri için hiçbir koşul ve şart öne sürülmüyor. Netice itibariyle. Onun haricinde bizim en büyük sorunlarımız yasalardan kaynaklanan problemlerimiz. Yani Yüce Türk Milleti Kadir Şinas şehidine ve gazisine sahip çıkıyor ama yasalarda yapılmadık bazı düzenlemelerden dolayı şehitlerimiz ve gazilerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bizim ana şeyimiz bu yani. Onun dışında pek bir sıkıntımız yok netice Peki, itibariyle. Peki dernek olarak kimlerden işbirliği bekliyorsunuz? Destek dediniz hani bundan yakınıyorsunuz, yasalardan yakınıyorsunuz ama dernek olarak hani hangi nelerle işbirliği yaparsanız hani sizin bu sorununuz çözülecek? Bu konuların çözümlenmesinde maalesef ordu ilinde faaliyet gösteren hukuk bürolarında idari davalara bakan hukukçularımız yok. Netice itibariyle Ankara'da bir hukuk bürosu var. Ücretsiz olarak bizim danışmanlığımızı yapıyor. Ama bu konuları çözümlenmesine sıra geldiği zaman bu dernek yöneticilerimiz bizim çok bilgili olması lazım. Kanunları iyi anlaması lazım. Netice itibariyle ben bu sorumluluğu 15 yıldır üstlenmiş durumdayım. Hukuki problemleri kendim çözüyorum. Yasalardan kaynaklanan davaları kendim açıyorum. Burada avukat ücreti ödemeden, yani avukatlar için içine girdiği zaman, yani hukukçular için içine girdiği zaman Türk yargı sistemindeki bazı gelişmelerden dolayı olaya başka türlü bakıldığı için kaybedecek davayı da kaybetme noktasına geliyor şehit ailelerimiz, gazilerimiz. Ama biz bunu kişisel olarak yaptığımız için başarı oranımız %95 gibi bir rakama tekamül ediyor. Burada sadece o hukuk bürosundan biz destek alıyoruz. Ama burada böyle bir hukuk bürosu olmadığı için, yani böyle bir hukuk sistem olmadığı için her şey maddiyata dayanmıştır. Ne olursa olsun. İnsanlar ilk önce kendi maddi menfaatini düşünüyor. Hani bu şekilde bir duygusallık, hani şehittir, biz elimizden gelen yardımı yapalım da işte bunlar da hukuki problemi çözülmesi noktasında böyle bir destek görmedik 15 yıldır maalesef. Sizin de bunu vurguladığınız gibi. Evet. Peki başkanım, Polşad olarak yürüttüğünüz çalışmalar diyelim. Çalışmalarımız, dernek olarak yaptığımız faaliyetlerde biz şehit ailelerimize, gazilerimizin bütün sorunlarını çözümlesin için, yani hukuk, demin de vurguladığım gibi bizim en büyük sorunumuz hukuki sorun. Yani başka türlü bir sorunumuz yok bizim. O şeyleri aşmışız biz. Devlet her türlü sahip çıkmış şehidine. İşte efendim iş hakkı vermiş. Bazı problemlere giderilmesi noktasında yasalar çıkarılmış. Biz dernek olarak, yani bunu ben burada samimiyetimle söylüyorum. İster inansınlar ister inanmasınlar. 2012 senesinde çıkarılan 6495 sayılı 2013 yılında pardon çıkarılan 6495 sayılı bir kanun var.
Burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit ve Gazi İhsanlar Daire Başkanlığı ile yaptığımız görüşmelerde yasalardan kaynaklanan bazı sorunlarımızın olduğunu, bir torba yasa çıkarılacağı bize bildirildi. Oradaki şansımız bir şehit kızımızın, emniyet müdürü şehit kızımızın Şehit ve Gazi İhsanlar Daire Başkanlığı'nda görevli olması bazı konulara, yani oralara ulaşmamıza bize vesile oldu netice itibariyle. Biz de bazı şehitlerimizin ve gazilerimizin sorunlarını içeren bir dosya sunduk oraya. Hani dedik ki bu sadece bizim ordu ilindeki değil de tüm Türkiye'deki şehit ailelerimizin ve gazilerimizin sorunu. Emniyetten bahsediyorum. Yalnız onu da vurgulamak istiyorum. Polis şehitlerinden bahsediyorum netice itibariyle. Bu dosyayı sunduk. Hasbelkader yaptığımız müracaatlar içerisinde buraya biz 3 tane madde koydurabildik yani. Çok bazı maddiyatlara dayandığı için bazı kanunlardan taleplerimiz Maliye Bakanlığı tarafından biraz hoş karşılanmadı. Yani o talepler. Örneğin karşılanmayan taleplere söylüyorum size. Terör olaylarında gazi olan ve şehit olanlara devletimiz 10 yıl süreyle kira yardımı yapıyor. Yurt içindeki taşınmazın yani kira ev bedeli, kira bedeli devlet tarafından karşılanıyor. Bunu 15 yıla çıkarılmasını istedik. Kabul olmadı, kabul görmedi. İşte buna benzer bazı talepler vardı. Efendime söyleyeyim, emniyet şehitlerinde yani polis şehitleri elektrik indiriminden faydalanamıyordu. Kanun çıkarılmış ama kanunun yönetmeliği kanuna aykırı. Bunu yargıya taşıdık, kazandık, yine kabul olmadı. Netice itibariyle hata yapılmıştı. Sayın Enerji Bakanımız Hilmi Güler'in zamanında da kendisiyle görüştüğümüzde bu konuyu dile getirdik. Ama maalesef bu konu geçen sene çözüldü. İnanır mısınız? Yani bu konu geçen sene çözüldü. Ondan beri hukuki mücadelemiz devam ediyor. Bu sadece orduda değil, bakın Türkiye'deki emniyet şehitlerinin sıkıntısıydı, bu problemiydi. Yasa koyucular bu yasalar çıkarılırken ayrım yapmamaları lazım. Asker şehidi, polis şehidi veya imam şehit, öğretmen şehit, efendim özel güvenlikler var bir sürü şehit. Hani bunlara ayrımcılık yapılmaması lazım kanunlarda. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Allah razı olsun hepsinden. Yani ama bu kanunlar yasalaştırılırken ya bir iki fikir de hani bu mağduri olan insanlara sorulsun. Veya onların temsil ettiği sivil toplum kuruluşlarının en azından bir önerileri alınarak yasalar çıkarılırsa bu problemler kökten çözülür. Netice itibariyle. Bunun sadece şeyi çözdük. İş hakkı konusunu çözdük. Şöyle çözdük iş hakkı konusunu. Şehidin iki çocuğuna iş hakkı istedik. Gazinin iki çocuğuna iş hakkı istedik. Ama maalesef şehidi kardeşine diye yönlendirildi bu bizim talebimiz. Ona da Allah'a şükür. Yani o da güzel bir şey. Ya bir şehidin kardeşi de iş hakkı oldu. Aldı yani daha Türkçesi. Ama yine faaliyeti devam ediyor bakanlığın. İki tane şehit çocuğuna veya iki tane gazi çocuğuna iş hakkı alınması noktasında yazışmalarımız devam ediyor. İnşallah yeni hükümetimiz kurulduktan sonra Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Bey bizi ziyaret ettiğinde her türlü yasal problem var ise yardımcı olacağını sözünü verdi bizlere. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bunları çözeceğiz inşallah. Netice itibariyle. Bir önemli hususta takip ettiğimiz bir konu daha var. Terörle Mücadele Kanunu 1991 yılında çıktı. Ama Terörle Mücadele Kanunu'nun bir maddesi 1-1-1968 tarihini geriye gitti yani. 1-1-1968 tarihinden itibaren olayın tüm terör olaylarını kapsayacak şekilde yürürlüğe girdi. 3713 sayılı kanunun 21. maddesi. Bu madde amir bir madde. Diyor ki 1968 tarihinden bu tarafa olan terör olaylarını kapsayacak şekilde yayımı tarihinde yürürlüğe girer diyor. Misal veriyorum, 1981-91 yılından önce şehit olmuş, gazi olmuş kardeşlerimizin hakları maalesef 2330 sayılı yasaya göre verildi. Yeni çıkan yasaya göre, yani Terörle Mücadele Kanunu 21. maddesine göre güncelleme yapılmadı. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu, burada bağlayıcı unsur. Yani bizi temsil eden, bizim özlük haklarımızın artık emekli olduktan sonra bağlı olduğumuz kurum Sosyal Güvenlik Kurumu. Bu yasayı uygulaması lazımdı otomatikman. 1991 yılında çıktıktan sonra. Ama ne yaptı? Kanunda amir bir hüküm var. Burada bu kanun kapsamında şehit olanlar ve gazi olanlar diyor. Şehit ailelerinden bahsediyorum. Şehit ana babaları bunun içine dahil. Görevdeki emsali seviyesinde maaş alır diyor. Yani rahmetli şehidimiz tıpkı yaşıyormuş gibi geride kalanlara devlet maaş o şekilde bir özlük hak verdi. Bizim yaptığımız müracaatlarda ne yaptı Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu?
Sadece maaşlarımızı emsali seviyesine yükseltti. Ama geriye dönük emeklilik ramiyemizin şeyini vermedi bize. Farkını vermedi. Yani yasaya göre bizim özlük hakkımızı güncellemedi. Kanun 91'de çıkmış. Ama 68'i geriye kapsamış. Yani 68 yılından bu tarafa olan olayları kapsamış. Efendim bunu da bize 2000 yılında uyguladı. Düşünebiliyor musunuz? 9 sene sonra. Yani kendi otomatikman diyor ki ya bu kanun çıktı da işte ben bu şehitlere bak gazilere bu hakları vereyim. Bakın böyle bir kanun var. Böyle bir bağlayıcı maddesi var. Demedi sosyal güvenlik kurumu. Yaptığımız müracaat üzerine işlem yaptı. Ha burada şimdi hem de vurguladığım gibi emsaline çıkarttı bıraktı. E kardeşim benim o zaman kanuna göre emek ikramiyemi niye yeniden hesaplamadı? O zaman benim görev sürem kaç yıldı mesela? Örneğin ben 20 yıllıkken yaralandım. Efendime söyleyeyim 20 yıl üzerinden bana emek ikramiyesi verdi. Hani 30 yıl yazıyor kanun. O ne olacak? Onu göz ardı ettin. Devlet zarara uğramasın. İyi hasta. Devlet zarara uğramasın. Biz zaten zarara uğradık. Biz şey istemiyoruz. Yasadan kaynaklanan hakkımızı talep ediyoruz. İşte bunun giderilmesi noktasında uğraşıyoruz. 8 tane bir dava açtık. Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhinde. Şehit ailelerine ve gazilerin şehit anaları ve babaları da dahil olmak üzere devam ediyor. 3 tane kazandık. Diğer yargı süreci devam ediyor. İnşallah bunları da çözeceğiz. Burada en büyük sıkıntımız bizim Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu yasaları zamanında uygulamaması. Lan kaynaklanan sıkıntılarımız var. Evet efendim. Başka sorunuz varsa alacağım. Başkanım, hafta sonu derneğinize bir başkanlık seçimi yapıldı. Siz yeniden başkan seçildiniz. Bununla evet ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Ben 15 yıldır bu dernek yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Gönül ister ki hani hepimiz gelip geçeceğiz. Bu kurumların ayakta durması çok önemli. Ben bir başka kardeşimizin bunu üstlenmesini istedim ama maalesef böyle bir gönüllü kardeşimiz çıkmadı. Yani tıpkı bizim gibi yani bizim 15 yıllık yaptığımız gibi burada yönetime talip olacak kardeşimizin de hiçbir etki ve tesir altında kalmadan yani bu faaliyetleri yürütürken bilgi ve beceriye sahip olması lazım. Öyle ben dernek başkanıyım, yöneticiyim demek de bu işler olmuyor hanımefendi. Yani bayağı uğraşmak gerekiyor. Bayağı sıkıntı gerekiyor. Bazı bilgi ve becerili olmak gerekiyor. Olmazsan sistemi yürütemezsiniz. Olmadı. Hasbelkader yine bize düştü görev. Başımız üstüne bu ateşten bir gömlek. İnanın çok zor bu kurumları yönetmek. Bu kurumları yönetmek tabii ki üzerinde altyapısı olmadan kurup yönetemiyorsunuz. Netice itibariyle derneğimizden altyapı sorunu var. Altyapı derken mekan sorunu vardı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, şimdi oturduğumuz bina Büyükşehir Belediye'mize ait. Sağ olsun bize hoşgörülük gösterdi. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Engin Tekintaş, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yani bazı konularda sıkıntıların giderilmesi noktasında artık bu saatten sonra işler belediyelerimize düştü. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra kanun değişti, yasalar değişti netice itibariyle. Her türlü desteği veriyorlar sağ olsunlar. Yani o konuda bir sıkıntımız yok bizim. Sadece bu problemleri halledilmesi için tabii ki bu kurumu ayakta tutmak lazım. Kolay değil bu kurumları ayakta tutmak. Finansman sorunu var, altyapı sorunu var. İnşallah çözülecek zamanla her şey. Birdenbire olmuyor tabii ki. Bu noktada uğraşlarımız devam ediyor. Buradan bir şey daha söylemek istiyorum sizin aracılığınızla beraber. Buyurun. Bu çıkarılan kanunlar. Efendim 2012'de çıkan 6353 sayılı kanun var. 2013'te çıkarılan 6495 sayılı kanun var. Bakın bu kanunda hep noksan olan maddeler zaman zaman torba kanunlara koyup yasalaşıyor. Sıkıntısı olan eğer şu anda bizi dinleyen şehit ailelerimiz, gazilerimiz var ise bunlar bize ulaşsınlar. Bunlar kendiliğinden Sosyal Güvenlik Kurumu bunları güncelleyip de vermiyor. Ne zaman ki müracaat ederseniz, yani hakkınızı bu yasaya göre talep ederseniz o zaman işleme koyuyor. Koymadığı zaman asla olmuyor. Yani Avrupa'daki gibi değil. Bir kanun çıktığı zaman başka ülkelerde örneğin en çok şehidine ve gazisine sahip çıkan devlet Rusya ve İtalya ikisi. Bunlar böyle bir şey olduğu zaman otomatikman güncellenip onlara bilgi veriliyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Bize ulaşsın bu kardeşlerimiz. Fark etmez diğer meslek mensupları da olabilir. Ama 1991'den önce şehit olan gazi olanlardan bahsediyorum. Sonrasına zaten gereği yapıldı. 91'den önce olanlardan bahsediyorum. Burada bazı haklar var. Onların alınması için müracaat edilmesi lazım Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Evet bu konular çok geniş. Esasında daha bir geniş kapsamlı şey ama maalesef siz baktığınızda dar.
Bizleri konuk ettiniz burada. Çok teşekkür ediyorum. Yani bir iki kelime konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yani sorunların dile getirilmesi noktasında. Tabii ki biz de Emniyet Müdürlüğümüzde çok destek görüyoruz. İnanın bu derneğin ayakta tutunması için bize her türlü imkan olanağı tanıyorlar. Çünkü biz o mesleğin mensuplarıyız. Başımız sıkıştığı zaman gideceğimiz yer orası. Derdimize çare bulacağımız yer orası. Valimiz de çok yardımcı oluyor. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim Sayın Valimize. Duyarlı. Hiçbir isteğimizi asla geri çevirmediler. Çözemediğimiz bir sıkıntı olursa gidiyoruz zaten. Pek de gitmiyoruz. Çünkü ben yasal sorunları çözüyorum. Yani oralara fırsat vermiyorum. Ufak meseleler için o insanları meşgul etmeyen bir gereği yok. Onların görevleri daha büyük. İşleri başarmak. Çok teşekkür ediyorum. Biz başka bir arzunuz varsa cevaplandıracağım. Teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiniz. Kanal Eki Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Zaten kuruluşundan bugüne Kanal Eki Televizyonu hep bize kucak açtı. Her şeyi bize bu kapıyı açtılar. Yani sorunlarımızı dile getirilsin veya halkı bilinçlendirmek açısından bizlere çok destek oldular. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bu güzel sohbet için başkanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.